Bey, daire başkanım. Evet. Şu anda Kahramanmaraş ve Elbistan'ın fuarında bilgi vereceksiniz. Tamam. Tabii. Efendim burası 20'de Şubat'ta. Elbistan Otasyonu. Neredeyiz? Kahramanmaraş. Evet. O tarihten bu yana burada satır, gıda, hijyen malzemeleri de çok artıyor. Aynı zamanda kasap tartılma birimimiz, daire başkanlığımızın yerleri evet. var. Onlar da sılaş ve yem dağıtımı yapıyor. Onlar yapıyor. Şu ana kadar 700'e yakın. 20 Şubat'tan sonra, öncesi de var. Toplamda 1000 çadır dağıtım. Elbistan 3 ilçeye, evet. Elbistan, Afşin ve Göksun'a. Yaklaşık 1500 gıda kolisi, Ramazan kolisi. Evet. Şimdi her şey var. Evet. 150'ye yakın hijyen malzemesi, temizlik malzemesi evet. ve 50 bin adet de su, yani 50 bin litre de evet. su attık. Bu lokasyonun içerisinde çocuk oyun parkı var, gezdiğimiz zaman. Evet. Yine 18 tane, 9 tane, bayan 9 tane erkek duşumuz var, sağlıklılar var. Bu duşlar faaliyete geçene kadar seyyar duşlarla bu bölgedeki banyo, duş ihtiyacını karşılanıyor. Onun dışında yine çocuk oyun parkımız var. Orada çocuklara, ellerimizde çocuklara, arkadaşlar, gençlerine, insanlara, çocuklarımız. Orada yer faaliyeti gösteriyorlar. Kırsal kalkınma olarak da şu ana kadar 425 ton sılaş dağıtımı yaptık. 425 bin ton. Evet. Güzel. 425 ton da yem dağıtımı için arkadaşlar bütün bölgeyi, köyleri gezdiler. Onların tespitlerini yaptılar. Önümüzdeki günlerde onlar da dağıtımı gerçekleştirdiler. Özetle benim vermek istediğim onlar bunlar. Evet. Sayın Genel Başkanım, ben de Portaş'tan burada arkadaş yok. Başkanım, şöyle biraz yandan. Aynen. Tabii taşlar alalım. Şöyle biz Elbistan devriminden hemen sonra haber aldık. İş makinalarımız gönderdi. Evet. O günden beri buradayız aslında. Evet, evet. Bu yerleşke 24'ünden sonra bu hale geldi. Daha önce biraz daha dermen çatmaydı yerimiz. Burada arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Kaç kişi kurtarmışlardı hatırlıyor musunuz burada? 270 kişi kurtarmışlardı. Toplam arama araçları var. 309. 309. 309 kişi kurtardılar. O günden beri çalışmalarına devam ediyorlar. İlk andaki olaylara şahit olup müdahale eden ekibimiz. O günden beri de ayrılmadık burada Elbistan'dan. Bizimle beraber de organize bir şekilde çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz konsül başkanıma da. Bize çok destek oldular. İkinci günden itibaren. Sayın Genel Başkanım, ben de kalbimle söylemek istiyorum. Depremin üçüncü gününden itibaren ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım tırlarını burada görmekten gerçekten onur duydum. Bize gurur verdiler. Bu acı deprem felaketini yaşarken birilerinin bize el uzatması bize onur verdi. Ben ekibinize, Ankara'da gelen tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Değerli basın mensupları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde bölgede en azından yaraların sarılması açısından ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ben bütün Büyükşehir Belediye Başkanı çalışanlarına Sayın Mansur Başkan'ın şahsında teşekkür ederim. Büyük emek harcadınız. Sizler de depremzedelerin yaşadığı koşullarda, zor koşullarda görev yaptınız. Bunu da farkındayız, bunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla bundan sonra da görevinizi yine büyük bir sevgiyle, saygıyla yerine getireceksiniz. Sayın Başkanımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyor arkadaşlarıyla beraber. Elbette ki ihtiyaçlar hemen hemen sonlandı, ihtiyaç kalmadı diye bir şey söylemiyoruz ama önce çadır ihtiyacı vardı, arkadan konteyner ihtiyacı, arkasından insanlar hayat devam ediyor. İşte fideler, silaçlar, pek çok ihtiyaç var. Her gün geçtikçe ihtiyaçların rengi, şekli de değişmiş oluyor. O konuda da Sayın Yavaş elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden Sayın Muhtarım, hayatını kaybedenlere, yaralılara, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz yaralılara.
İnşallah, inşallah bir daha bu tür felaketlerle karşılaşmayız. Bu tablo şunu da gösterdi, onu da ifade edeyim. Nerede bir acı yaşıyorsak ve Türkiye'nin coğrafyanın neresinde olursak olalım, hep beraber birlikte acı yaşayan insanların yanına hemen koşuyoruz. Dolayısıyla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim. Bütün belediye başkanı arkadaşlarım, sadece Elbistan'da, sadece Kahramanmaraş'ta değil, depremin olduğu her yerde, kırsal dahil olmak üzere, köyler dahil olmak üzere, ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Elbistan'da çok değerli bir bölge, giderek gelişen, büyüyen bir bölge. İnşallah burası da yaraları kısa süre içinde sarar ve eski dinamizmine kavuşmuş olur. Evet. Bu beklentiyi biliyorum. Bu beklenti bize değişik ortamlarda da ifade edildi. Tabii koşullara bakacağız arkadaşlar. Yani böyle ayaküstü söz verme gibi bir geleneğim yok. Ama Elbistan'ın eğer koşullar uygunsa il olması elbette iyi olur. İnşallah buranın bir valisi olacak ve siz de valiyi göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Efendim, siz ziyaretlerinizde gerek Mansur Bey, gerek Ekrem Bey, gerek diğer belediye başkanlarıyla beraber en başından beri bölgedesiniz. Evet. Ama iktidar cenahından da bugün özellikle bazı açıklamalar geldi. Belediyelerin çalışmadığı, mış gibi yaptığı yönünde siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, kısır tartışmaların tamamen dışındayız. Ya bir yere şunlar ne, bunlar hizmet değil mi Allah aşkına? Bir de hizmettir bu. Yani mış gibi yapmak falan filan, bunları bıraksınlar. Ya bıraksınlar ya. Kim neyi tutabiliyorsa, hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. Ya illa siz bir şey yapmıyorsunuz. Ya yapıyoruz arkadaşlar ya. İşte muhtarımız burada. Geziyoruz, görüyoruz. Gözlerimizle de görüyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Acıları paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar. Yok efendim ya. Yok böyle bir şey. Her birimiz. Ya burada deprem olurken burada yaşayan acıyı yüreğinde hissetmeyen bir insan Allah aşkına ya olabilir mi? Böyle bir şey olmaz ya. Burada göçük altında olacak. Sen orada diyeceksin ki ben bir şey yapmıyorum. Olmaz efendim. Hep beraber bakın. Buraya ilk gelen, söylüyorum ya, ilk gelen Mansur Başkan ya. Gidin bakın, sorun arkadaşlar ya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk deprem olduğunda buraya ikinci gün ben geldim arkadaşlar. Hiçbir genel başkan gelmezken ben geldim. Gördüm, yaraları gördüm, acıları gördüm, ağlayanları gördüm, çocukları gördüm, gençleri gördüm, kadınları gördüm. Ya nasıl olur da hala böyle kısır bir tartışmanın içine çekerler. Bizim bu tartışmalarda işimiz yok. Biz vatandaşın yaralarını sarmak istiyoruz. Vatandaşın kendi bulunduğu bölgede, mahallesinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz bu zaten. Bir şeyler yaparlar mı, yapmazlar mı onu bilmem ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Eğer hala ülke, yani burada deprem bölgesinde hala çadır sorunu varsa, konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarını onları süratle çözsünler, onları süratle getirsinler. Kısır tartışma hiçbir zaman bize yarar getirmedi. Biz kısır tartışmaların dışında hep beraber, anca beraber, kanca beraber ve bu sorunları çözeceğiz inşallah. Ve yine mutlu, güler yüzlü bir ülke olmak istiyoruz. En büyük arzumuz bu. Sayın Kılıçdaroğlu, geceyi deprem çadırında geçirdiniz. Tabii ki çadır ihtiyacı var ama çadırda yaşamın zorluklarından da bahsediyoruz. Nasıl bir gece geçirdiniz? Biraz depremzedelerle aynı geceyi geçiren bir acıyı paylaşmak istiyorsanız acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Mezopotamya Ajansı'ndan geliyorum. Yaklaşık 20 günden fazla. Burada rant üzerine çok büyük, çok önemli haberler yaptık ve şunu gördük. Burada Mahir Rant öncülü ve diğer AKP'de bağlantılar kullanılarak çok büyük rantlar elde edilmiş. Daha 2022'de inşaat edilmiş, daha girilmemiş binaların çoğu ağır hasarlı. Hani siz buna iktidara geldiğiniz takdirde buna yönelik rant veriyorsunuz. Tabii tabii, hiç endişe. Onun cevabı biraz uzun. Ama şundan herkes emin olsun.
herkes depreme dayanıklı güvenli evlerde oturacak. Kesinlikle. Coğrafyanın neresinde olursa olsun, doğu, batı, güney, kuzey, deprem bölgesi varsa o deprem bölgesinde herkesin dayanıklı evlerde oturması lazım. O ayrı bir şey. O yasa, o konuda yapacağımız fazla bir şey yok. Bundan sonra hiç olmaz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.